Merhabalar herkese. Yeni bir videodan çok sessiz, sanki böyle derinliklerin içindeymişim gibi bir hissiyata kapıldığım bir bölgeden herkese selamlar arkadaşlar. Bu sefer de farklı tipte bir videoyla karşınızdayım. Farklı farklı insanlarız ya hepimiz. Hepimiz farklı kafalardayız. Bu farklılıklarımız da aslında bizim kendi karakteristik özelliklerimizi ortaya koyan farklılıklar. Hepimizde farklı kafalar var, hepimizde farklı düşünceler var. Bununla birlikte hayata da çok farklı pencerelerden bakıyoruz. Aslında bu güzel bir şey. Şimdi de enteresan bir yerdeyim. Hem biraz şaşkınlığım var, hem de o şaşkınlıkla beraber merak ettiklerimi soracağım. Okan abimizin yanındayım. Okan abimizi daha önce videosunu izlemeyenler de vardır. Gülüyor bana. Deposunun yanında. Allah'ım ya Rabbim, nasıl bir yerdeyiz şu anda bakalım. İzlemeyenler vardır. İzleyenler için de hani bir video vardı ya, motosikletli abi neden Köyceğiz'e göçtü falan diye. O zaman ufak da olsa bir konuşmuştuk. Çeviriyorum aynı zamanda kamerayı. Ufak da olsa konuşmuştuk. Videonun içine dahil etmediğimiz bir konuydu. Okan abinin burada yeri vardı. Sürpriz. Merhabalar. Ne yapıyorsun Okan abi burada ya? Çılgınlık yaptım ama. Şimdi biraz sonra konuşacağız arkadaşlar. Gerçekten Okan abi kalbi çok temiz bir kere. Teşekkür ederim. Yani çok şeyler yaşıyoruz, onda paylaşımlarımız falan var. Burayı biliyordum ama böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Şimdi bugün de geldik buraya. Şimdi çekimi yapacağız. O videoda da merak ettikleri olabilir insanların, bir de şey. Ya bu insanlar böyle çekiliyor ama sonrasında ne oluyor ya, bir cevap da biraz, değil mi abi? Evet. Evet, şimdi Okan abi, ilk videon Zeytin Alanı'ndaydı, Köyceğiz'deydi. O videoyu izlemeyenler için açıklama kısmını linke bırakacağım arkadaşlar. Tamam. Onu izleyip Okan abiyi tanıyıp ondan sonra bu videoyu geçebilirsiniz. Böyle bir yerdeyiz. Fethiye burası. Fethiye bölgesinde bir yer diyelim. Bekarım, 50 yaşındayım. Burası vardı zaten. Ama dedim ki burası ikinci plandı. Çünkü burada elektriğim, suyum, hiçbir şeyim yok. Plansız bir hareket yapmamak lazım bence. Evet. İnternetim yerel olarak yok. Yerleşim yerinin biraz uzağındasın. Ben uzağım. Bayağı bir uzağım hem de. Bayağı bir zorlu olacak. Ama üstesinden gelirim. Burada bir mandıra filozofu hayatı yaşamayı evet, öyle oldu. Seçtin, düşündün. Öyle oldu. Ben burada yaşayabilirim dedin. Aynen. Şimdi etrafında bir tane komşu var sadece. Tek komşum var, aynen öyle. Ve ondan sonra böyle bir yol evet, seçtin. Mart ayında sendeki seçim çekimden sonraydı zannedersem. İzmir'den bu evi sipariş ettim. İnternetten buldum. Ahşap ev. Ahşap ev. Aynen. Taşınabilir. O zaman için 155'e aldım. 7 metreye 3 metre tabanlı. İşte üst katı var. Üstte terası var. Verandasını ekstra olarak aldım. 25'te ona verdim. Yani 175'e almış oldum. İzmir'den taşıma usulüyle kamyon tır üzerinde buraya geldi. Biraz uğraştıktan sonra, bayağı bir uğraştıktan sonra evimizi ya yol çok şeydi. Tabii. Abi. Yani ben yol şu an gelirken yani. Baktım yolu yok. Kendilerine yol oluşturup getirmişler. Artık kanadı kırık bir kuşum. Çünkü motosikletimi sattım. Buradaki şartlara uygun olsun diye maalesef arabacı oldum ben de. Evet, ama burada ama da araba olur abi. Evet. Şart. Zeytin Alanı'nda 2 kilometre olan bakkalım burada 10 kilometreye çıktı. Okan abi, ben zaten biliyorum seni. Sen çok temiz kalpli ama normal olmayan birisisin. Galiba. Böyle bir hayata hazırlanıyorsun şu anda. Tabii ki bekar olmanın avantajı demeyeyim de, bekar olmanın tarafı bu yani. Çocuğun yok, yani, eşin yok. Hayır. Böyle bir hayat süreceksin. Nasıl bir hayat bekliyor sence seni burada? Nasıl bir yaşantın olacak yani? Sabah kalktın, ne yapacaksın akşama yani kadar? Şimdi arazi gösterebilirsin. Burası iki dönümlük bir arazi. Arabanın dibinden başlıyor. Komşunun çitlene kadar ve burası. Gördüğünüz gibi taşlık. Bir kere zaten bu taşları temizlemem muhtemelen benim bir ya da iki senemi alacak. Elle tek tek temizleyeceğim. Hiç öyle kepçe getireyim şunu yapayım falan öyle bir durumlarım yok. Ama hepsini tek tek kendim halledeceğim. Bahçemde doğaldan şeyi var. Meşe palamudu var 4 tane bana ait. O ağaçlar zaten çok iyi olmuş abi. Onlar ya. Kesinlikle. Gölgeleri özellikle oralara muhtemelen bir kamelya tarzı bir şeyler yapacağım. Ve bunların hepsini de kendim
yapmak istiyorum. Zaten sen bunlarla uğraşırken 3 hani, sene geçer abi. Tabii buradaki verandanın üstü açık, terasın üstü açık. İşte kerestelerini alayım diyorum. Onları YouTube'dan gene inceleyerek şekiller ve dizaynlara bakacağım. Ama aklımdan geçen hasır tarzı dalgalı şekilde. Her iki tarafın üstünü kapatmak. İşte mobilyaları da gene kerestelerden ya da paletlerden çok güzel şeyler gördüm. Onları yapabilirim diye düşünüyorum. Ha, mesela işte şu çok güzel bir veranda var burada. Hı-hı. Buraya ne gerekir? Hemen hanımlar da şu anda şey yapabilir. Buraya güzel bir masa takımı. Yani masa takımı derken olur. Sen dedin ki şuraya mutlaka bir lavabom olur el yıkamak için dışarıya. Paletten bir şey mi yapacaksın? Köşe takımı? Paletten köşe takımı düşünüyorum. Aynen. Hı-hı. Paletten ama bir de şey yine paletten sehpa tarzı bir şey. Minder döşeyip yerde. Yani kendin el yordamıyla, kendi emeğinle tabii bir şeyler çekiyorsun. Kendi, her şey kendi. Zaten almaya kalksan abi dünyalar parası şu anda. Aynen. Her şey. Her şey çok pahalı. Peki aklına şu soru gelebilir. Sen şimdi nasıl geçiniyorsun abi? Burada nasıl geçineceksin? Gelirin nereden senin? Yani açıkçası hazır yemeye devam edeceğim. Şu an hazır yiyorsun. Tabii, hazır. Peki, nasıl bir sürdürülebilir sistem, bir yaşam tarzı olacak? Yani nasıl yani geçineceksin abi? Şuna, İstanbul'da biliyorsun bir de kira gelirim. Tamam var. O var. Hem o hem elimdeki hazırla. Şu an devam edeceğiz. Hani minimal. Tamamen her şey minimalde. Yani ömrünün sonuna kadar değil, cebindeki para... bekliyorum. O bağlandıktan sonra artı kira. Ha, o ona geçelim yardım etmiş yani, olacak. Benim şurada sıkıntım 3 sene. Bilemedin 4 sene yani o aralıkta. Yani o zaman... O kadar bir kendimi tabiri caizse kasacağım, zorlayacağım. Ondan sonra hem emeklilik hem kirayla birlikte. Zaten bir kiradan kurtuluyorum. Evet, şimdi kira vermiş. Gelen kiranın üstüne verip de kira veriyordum. Evet. Ondan kurtulmuş olacağım. Ya Okan abi bir şey soracağım. Buyur. Mutlaka insanların akıllarına geliyordur. Yani bu kadar mı insanlardan bıktın, bu kadar mı insanlardan uzak kalmak istiyorsun gibi bir soru gelebilir akıllara. Değil mi? Öyle de olmayabilir tabii de. Gelebilir, hayır değil. İnsanlardan bıkmadım ama tabiatı seviyorum ya. Tabiatı seviyorum. Bu kadar tabiatın yani, tam dibindeyim diyorsun. Instagram'dan takip edenler görür. Geçen evin içinde akrep çıktı. Bardağı ters çevirdim, kapattım, altına bir kağıt sürdüm, aldım yola, bir tekrar kere attık. Yani öldürmek şey değilim, taraftarı değilim. Böcek bile olsa. Peki abi, şöyle bir evin içine doğru girelim. Tabii. Şimdi bunun fiyatını verdik, fiyatını söylediğin... 155 dedik buna ama şu anki fiyatını bilmiyorum. Yani bu Mart ayındaki fiyatıydı. Sineklikleri ben artı yaptırdım. Dağınıklığa bak, kusura bakma. Yok daha yok. Daha yerleşme aşamasındayım. Aynı zamanda... Minimalize bir ev, salonun mutfağın bir bütün. Arka kısımda ufak. Orkan abi panik yapma, sıkıntı yok. Zaten şu an sen tamam anlamda yerleştikten sonra anlıyorum ben şimdi senin kaygılarını. Yerleştikten sonra zaten bu düzeni sen kuracaksın. Problem yok. Şu an yeni yeni yerleşiyorsun. Aynı zamanda insanlardan şunu da bekleyelim. Bizim izleyicilerimiz öyle duyarlıdır. Yani ya şuraya şunu yap, buraya bunu yapabilirsin gibi fikirlerini de... O yüzden de aslında tabii, bu videoyu biraz çekmek istedim. Yani bahçede şunu şöyle yapabilirsin. Bu arada arkadaşlar meşe palamutu ağaçları bakın çok güzel. Yani ben ağaçların enerjisini biliyorsunuz. Yani bu onun altına her şey yapılabilir, vakit geçirilebilir. Kendimi kapatmak istiyorum. Tabii işte onu biraz erken yapıyorum işte. Böyle yaşamak istiyorum hangi gibi ya. Yani vücudumun enerjisini bahçeye yönlendirmek istiyorum. Anladım. 60'tan sonra tabii olur, olmaz diye bir şey yok ama bu taşları taşımak daha zor olur. Şimdi taşımak daha kolay. Peki sen zeytin alanında Köyceğiz'de oturduğunda büyük eşyaların yoktu. Eşyalı bir eve gelmiştin. Ufak tefek eşyaların aynen, vardı. Eşyaları... Sen burada yeni aldın bunu. Bulaşık makinesi zaten hiç kullanmadım. Çamaşır makinem var. Bir tane buzdolabı aldım. Kaç para verdin abi bunlara bu arada? Abi bunlara 6000 dolaba verdim buzdolabına. 3000 çamaşıra verdim. Çamaşır makinesine verdim. Küsuratlarla 10.000'i buldum. Tamam. Orada bir tuvaletin var. Tuvaletim, banyom. Arkadaşlar sonra 3. videoda yapabiliriz. Bakalım nasip olursa o zamanlar gelirse. Burası mutfak. Ondan sonra da... Belki seneye. Aynen. Son halinde görmüş olursunuz. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Abi kaç metrekareydi burası? 35 mi? Kaç? Toplamda 35'e denk geliyor. 35. Kullanım alanı. 35 metrekare. Evet. Senin yatağını böyle buraya koyacağım. Yatağı buraya koyacağım. Aynen öyle. Buraya zaten gardırop koydum ama tamam. Standart gardıroplar sığmadığı için kumaş gardırop aldım. Tamam. Muhtemelen bunu da çiftleyeceğim. Evet. Burası da böyle bir balkonun. Balkonumuz. Yani ufacık 35 metrekarede balkonunda var, yatak odanda var, mutfağında, tuvaletinde hepsi var Okan abi. Manzara böyle. Böyle tamam. Bir yerdesin. Tamam. Böyle bir yerde yaşayacaksın. Şu an insanların akıllarından geçeni ben çok iyi biliyorum. Allah Allah nasıl evet, olur? Nasıl olur ya? Olur mu ya falan diye böyle. Yani dediğim gibi herkesin
farklı bakış açısı var hayata. Bir de yukarıdan bakalım şöyle. Solar sistem. Oraya geliyorum. Şimdi evet. Tamam, madem konuyu açtın, buyur abi. Senin elektriğin nerede Okan abi? Senin suyun nerede Okan abi? Suyum maalesef yok. Olmadığı için taşıma suyu. Suyu halledeceğiz. Komşum da su deposu almış. Ben de su deposu aldım. Ama bir 300 metre kadar ileride pınarımız var, akan. Oradan artık bir hortum pompa vasıtasıyla geceleri, çünkü gündüz hem insanlar kullanıyor hem hayvanlar gelip suyu içtiği için oradan gündüz biraz zor olur ama geceleri depoları doldurup 3 tonluk depo aldım. O da aşağı yukarı tahminim 1-1,5 aya yeter diye düşünüyorum. Ne kadardı depoyu, kaç aldın abi? Depoyu 7000 lira verdim. 7000 lira depo ya, evet. Şeyden pahalı, buzdolabından pahalı. Aynen, evet. Ama su değerli tabii ki. Üretimin gücüne de inanan birisi olduğunu ben biliyorum. Ki buralarda bir çalışmaların olacak mı? Bir şeyler olacak mı? Mesela arı kovanı koyma gibi, arı kovanı zaten şu an arabada. Gelirken her gelmede şeyler taşıyorum. Ama tek bir kovanım var tabii ki. Çünkü ilki gene onu deneme ve kursuna gidip sertifikasını alacağım. Aynı zamanda da yaparak, tecrübe ederek öğreneceğim. Denemelerin olacak. Denemelerim olacak aynı alakalı şekilde. Arazim boş. Arka kısımlara zeytinlik düşünüyorum. Biraz portakal, mandalin, aşırıya kaçmadan. Hani satmaktan ziyade kendi ihtiyaçlarımı giderecek kadar. Bahçe bayağı büyük. Her türlü ettim için yapılabilir. Bakalım bir dahaki sene ne hale gelecek. Bu arada tabii haşerat için kükürt kullandım. Evin dört bir tarafını kükürtledim. Tüm giriş ağızlarını kükürtledim. Görtü böcekten korkmam da akrepten bayağı bir şey yapıyorum. Evet. Çekiniyorum. Abi peki şunları niye yapmışlar? Görsel mi yoksa bir işlevselliği var mı? Bir işlevselliği yok. Dekoratif. Anladım. Böyle bir tasarım yapmışlar. Peki memnun kaldın mı abi firmadan? Firmadan memnun kaldım. Bir sıkıntım olmadı ama getirirken nakliyede, yani buraya sadece son 500-600 metrede bu araziye sokarken bayağı zorlandık. Evde bayağı bir üstüne hareket ettiği için şu çatlaklar oluştu. Onları da ben gideririm zaten. Yani yüzeysel çatlak. Ya bu firmayla ilgisi var mı yok mu? Değil, yok. Yani firmanın bir hatası değil çünkü bunlar sağlam, gördüm yani. Çünkü çok tır oynayınca tır çok ciddi, bu da oynuyor. Ciddi, aynen. Doğal aynen, olarak. Üstüne bayağı bir sallandı. Evet. Murat şeyi ne dersin? Bir canlandır. Şu yeri mavi betonu komple. Şey, koyu griyi. Açık kahverengi. Ahşap rengi. Kombinasyonu güzel olur mu acaba? İşte yani aslında sen az önce onu anlatırken benim de aklıma geldi, acaba mavi nasıl olur, ne olur. Tamam, akrep, haşere falan vesaire ama. Önce için mavi gitti. Vallahi şey yapalım abi. Tam şuradan bunun fotoğrafını çek abi, tam kafadan. Tamam, tamam mı? Tamam. Ondan sonra bunu bilgisayara aktar. Tam burayı maviye boya. Tamam mı? Tamam. Müşteriye şey atarken, grafik tasarım yaparken o şekilde yapıyoruz. Tam burayı maviye boya. Yapamazsan ya ben yaparım. Tamam. Öyle bir gör bakayım önden. İyi olur. Ondan sonra hareket et bakalım ne olacak şey bakalım. Evet. Kahverengi natürel mümkün olduğunca kalsın. Sen buraya yapacağın o paletten masa takımını da hemen bu renge böyle uydurup da böyle tabii değil ki, mi? Tabii ki zımparalayıp. Hem boya hem vernik koruma gibi böyle boyalar var ya. Aynen öyle yani genel olarak şey her şeyi natürel bırakacağım. Şunlar çok estetik olmuş abi. Evet, onları ben de beğendim. Bir tek zaten renk olarak bu çerçeve ve camlar. Evet. Yani, onları korumaya devam ederim. Bu arada bu iki rengin de uyumu da ortaya çıkmış. Evet, bak şöyle baktığımızda. Beğendim ben de. Ha şey de yapabilirim ama. Belki koltuk takımını da. Yani yapabilirim. Yani yatağını mesela nasıl yapacaksın abi? Yatağı aldım ama yatağı tek başıma yukarı çıkaramadım. Onu da aslında iki fikrim var. Ya baza alacağım ya direkt yatağı yere atacağım. Çünkü çatım zaten alçak. Yani 1.76 ben 1.70'im. Evet, evet. Yatağı koyunca da bayağı bir basık olacak. Abi tam burada destek isteyelim. Yani palet koyup da böyle bir kat. Hem tek sıra palet olabilir. Olabilir. Bir ufak bir başlık gibi bir şey yaparsın mesela. Belki var ya 6 tane paletle işi halledebilirsin yeter, belki. Muhtemelen. O yeter. Da olabilir abi. Aynen, çift kişilik yatağı kapatacak aynen. Bu konuda bilgisi olan izleyicilerimizden de destek almış olalım. Hani ne yapılabilir anlamında. Şimdiden teşekkür ederim. Evet. İyi olduk. Ya abi şimdi bahçeni tabii görsellik de kazandırma adına değerlendirebileceğin şekilde çok güzel ağaçlar var abi. Yani şuranın altını ayrı yaparsın, oranın altını ayrı yaparsın. Şimdi burayı yapan, düzleyen arkadaş, graderci ya da kepçeci diyeyim arkadaş, güzel bir şey oluşturdu. Bir set. Set yaptı. Bu kayalıklar da benim hoşuma gitti. Çünkü buraya begonvil ya da sarmaşık düşünüyorum. Buradaki su basman diyeyim ve maviye boyayacağım. Haşerat için. Haşerat için. Özellikle akrep için. Benim tek çekincem akrep. Gelmez zaten yani, maviye görünce. İnşallah gelmez.
Zorlu olacak. Bayağı zorlu olacak. Tam bir söyle. Delici olacak. Delici olacak. Kesinlikle. Yani Mandıra Filozofu filmi bana çok böyle ütopik geliyordu Okan abi. Ya, onu... ya böyle bir yaşam yok ama böyle bir yaşamın alt tabakalarına çağıran bir dönem başlattı o film. Evet. Ama sen tekrar başa döndürdün bu durumu herhalde ama. Uygulamaya çalışıyorum. Ütopik bir yaşam. İnek falan böyle bir şey düşünür müsün abi? Yok, İnek. Büyük bir yaş. Öyle şeylere gir. Büyük baş küçük baş düşünmüyorum. Yani en fazla alacağım 5-6 tane tavuk olur. Tavuk olur, yumurta. Hani o gündelik şeyimi karşılasın diye, artı börtü böceği yesin diye. Bir de bahçeni bostanını yaparsın. Tabii. Ama orada artık şov yap abi. Hani tabiri caizse ben sana hani biliyorsun arkadaşlarımız var bu konuyla ilgilenen. Tabii tabii, hepsini desteklenen. Ayçiçeği Çiftliği kanalı var. Gökhan abi biliyorsun. Tabii. Onda haşeratla mücadele için böyle doğal oluşturulmuş ilaçlar var. İlaç kullanmayı düşünmüyorum. O konular. Doğal şekilde. Böyle bir yerde tek başına. Benim tahminim ilk senem bayağı bir zorlu geçer. Ama değil mi abi? Önümüzdeki yaz inşallah. Ama Okan abi sana bir şey söyleyeyim. Düzeni oturtmuş olurum. Bizim oraya ara sıra gel. Seninle konuşuyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar, dostlar. Okan abi benim abim. Benim aramızda 10 yaş civarı bir yaş var. Çok hasbihal ediyoruz. Okan abiyle konuşuyoruz. Aynı zamanda konuşmalarımızın bazı kısmını da hani onunla çok yakın arkadaşlığımdan dolayı böyle konuşuyorum diye algılayın. Aynen. Okan abi dedim ki Okan abi ara sıra burada kafayı yeme Okan abi. Ara sıra bizim oraya gel. Güzel işte biliyorsun grubumuz var zaten sen de gruptasın. Ege'day diye Ege Dayanışma grubu diye grubumuz var. Ondan sonra orada ara sıra böyle görüşmeler yapacağız. Fikir paylaşımları yapıyoruz zaten falan. Bizim oraya da gel abi Okan abi. Zaten hani sen şu anda bizim oradan beyin göçü oldun tabiri caizse. Kalp göçü oldun. Seni kaybettik diyelim. Tabii aramızda 40 yani. Kilometre falan var. Çok şey değil de. Tabii ya biraz... burada kilometreler sorun değil ki. Yani değil. İşin esprisi. Yani. Yani buradan Zeytin Alanı'na gitmem 45 dakika. Yani hiç telaş etmeden sakin sakin. Peki abi köy... 45 dakikada ben İstanbul'da bu kadar yol alamam. Peki abi köyde şimdi nasıl karşılayacaklar seni? Ya böyle bir adam geldi buraya acaba kim falan diye değil mi? Böyle valla onun bunlar... bir tecrübesini komşumda yaşadığı için konuştum. Ben daha rahat olacağım. Şey çünkü... gidelim mi abi buraya? Olur olur. Ondan da tanışalım. Şey yapar mı? Tabii. Nasıl bilmiyorum. Karşılar? Abi güneş enerjisini kaç paraya yaptırıyorsun? Evet, kim yapacak? Güneş enerjisini İstanbul'dan arkadaşım sağ olsun yardımcı oluyor. Üretici firmadan direkt alıyoruz. Buralardan fiyat aldım çünkü ciddi rakamlar çıktı. Buradan aldığım fiyatları söyleyeyim. 9000 dolardan yakın. İstanbul'dan ama sadece malzemeler. 4000 tamam. dolar. Arkadaşım sağ olsun buraya kadar getirecek. Artı kurulumunu da kendi yapacak. Anlıyormuş o işten. Tekrar merhaba. İzninizi aldık. Aynen abi. Tabii dedi ya. Gelin dedi. Evet. Benim dedi insan ihtiyacım var dedi ya. Apili. Ne ismi abi? Apil. Merhaba. Farklı farklı hayatlar görüyoruz ya. Benim de böyle var ya. Değişik. Bak taşlarla şey ölmüş evet, abi değil mi? Taşlarla kendi yaptı. Burada artık her şeyi kendimiz yapıyoruz. Buraya çünkü usta musta yok tabii gelmez. Ki o mümkün gelmez. Değil gelmez. Gerçekten de. Çok büyük paralar ister. O yüzden. Taşlar merhaba komşum. Değerlendiriyorsunuz. Merhaba. Ayhan abiyle sizi tanıştırıyorum. Ayhan abi de burada. Ayhan abi sevindin mi Okan abi gelince? Abi, çok sevindim ya. Yanına birisi geldi. Sonuçta gece bir destek alıyor. Yoldaş olacağız. Yoldaş olacak inşallah. Yoldaş. Peki abi burada tek başına yaşıyordun ya. Evet. Ayhan abi. Nasıl, durumun nasıl? Yani kendini nasıl hissediyorsun? Çok ben rahat hissediyorum. Çünkü çok mutluyum. Yalnız olmaktan mutluyum ben. Yani çok insandan bıktı anlamı mı çıksın yani buradan? Evet İstanbul'dan taşındığım için onun için çok fazla İstanbul'da çok fazla stres yaşadım. Onun için buraya kaçmak ihtiyacı hissettim. Yalnız olmayı seviyorum. Yani burada ben çok rahatım. Peki... Ne işle meşguldün abi orada? Ben muhasebeciydim. Tam insanın içindeymişsin abi. Büyük şirkette, İstanbul'da büyük bir şirkette yine muhasebeciliği yapıyordum. Orada kaçtım geldim buraya. Hmm. Yani şu anda mutluyum. Aslında Fethiye'deydim. Fethiye'den de kaçtım. Buraya geldim. Aile var mı abi? Şu anda ben yalnız yaşıyorum. Tamam peki. Biz iki kafadar olacağız yani. Tamam abi. Burayı o taşlarla altını dolduruyorsun. Evet. Daha sağlam oldu. Evet, daha sağlam oluyor. Çünkü burada rüzgar alan Muratcan, burası gördüğün gibi arazi çok kayalık, taşlık. Bu şekilde taşlar. De taşları değerlendirmiş olduk komşum. Bu da bana bir fikir. Değil mi? Benimkinin altı açık değil, ayrı konu ama mesela bahçe duvarı gibi bir şey de yapabilirim. Tabii ya taş. Bir anlamda taş var. Taş o taşları bir şekilde değerlendirebilirim. Yol yapabilirim araba için. Bilemiyorum yani
Onu zaman gösterecek. Zaman gösterecek. Okan abi ve Ayhan abi. Benim hayatıma giren ilginç kişiler, kişiliklerden bir tanesisiniz. Sen orada bahçede görüyorum Ayhan abi. Bahçede var abi. Bahçeye bakabilirsin. Bak bahçede... ata tohumu var mı elinde? Efendim? Tohum var mı elinde ata tohumu? Ata tohum bunlar. Bak, sana helal olsun ya. Vallahi helal olsun abi. Şu fasulyeli ata tohumu da. Bak geçebilirsin abi bak. Ayhan abi de... rengine bak. Daha 10 dakika önce tanıştık. Kabaklara bak. Kocaman olmuş. Kabaklarını da... Arkadaşlar nasıl hayatlara tanık oluyorsunuz? Görüyorsunuz şu an beni duyuyorlar ama. Bu fasulyeler bak bunlar ben ata tohumu. Kendim tohumunu da kendim ektim. Kendim ektim. Yani bak suyuyla bile taşıma suyuyla burayı şey yapıyorum, suluyorum. Şimdi Ayhan abi tam aslında sen de bir mandıra filozofusun şu anda. Öyle olma yolunda yani ilerliyorum. Burası senin marketin. Evet aynen. Burası senin marketin. Her şeyi yetiştiriyorsun burada biberim tamam, vesaire falan. Orada bak patlıcanlar var orada. Evet. Kabaklar var, domatesler var. Ayhan komşum bana sürpriz oldu. Çünkü 2-3 ay kadar önce buraya geldiğinde ben boş diye geldim buraya. Bir evi bir gördüm, aa dedim. Birileri var. Biri var. Geldim, geldiğim gün yoktu. Kapıyı falan tıkladım, camlara falan vurdum. Kimse çıkmadı ama dedim bir yaşam var burada. O nasıl bir insan çıkacak acaba ya benden falan da var. Benden delisi varmış dedim. Ama çok iyi oldu. Sen de onun şansı oldun. Tabii ben de onun şansı. O da senin şansın. Ama dedim gibi yani bildiğimiz artık herhalde can yoldaşı olacağız. Vay be. Düşünsene bir sene önce senin ondan onun senden haberi yoktu. Tabii kesinlikle. 20 sene önce ikiniz neler yaşıyordunuz mesela dünyanın çeşitli yerlerinde falan. Çok ilginç ya. Şey yaparsın bizim orada arkadaşlar mesela çocuklarıyla beraber yaşıyorlar. Mesela çocukları aynı okulda okuyor. Bir gün o götürüyor okula bir gün o getiriyor falan. Siz de böyle mesela çarşıda falan bir yerde işiniz köyde işiniz olduğu zaman hep böyle birbirimize destek imece olarak. Diyeceğiz tabii ki. Biz artık can yoldaşı olacağız birbirimize. Zaten ben genelde pazara çıkıyorum. Pazarcıyım ben bu arada. Pazarcık yapıyorum. He. Gelirini öyle mi sağlıyorsun tabii abi? Tabii ben abajur yapıyorum. Abajur işi yapıyorum. Çok iyi. Evet. Pazar, ikinci el pazarlarına falan çıkıyorsun. İkinci el pazarında abajur yapıyorum. Abajur ve eski eşya satıyorum. Antika ürünler de alıyorum. Antika otantik ürünler de satıyorum. Otantik ürünler var. Otantik. Çok iyi Ayhan abi. Evet. Yani bizde çok meslek var. Ayhan abi ben sizi arada ziyarete gelirim buraya. Tabii buyurun. Her zaman. Her zaman bekliyoruz. Her zaman. Gece daha ilginç oluyor burası. Ben size. Peki Ayhan abi haşeratla nasıl mücadele ediyorsun derken bunları gördüm bak burada. Ya aslında bunlar yeni gelmiş. Dün yoktu mesela. Bunlar sardığı zaman bitti abi olay ya. Evet. Bunda bir ilacım var. Ne ilacın var? Bu bir şey bunları koruma ilacı. Doğal bitki ilacım var. Doğal bitki ilacı. Ama ben aslında bunları da hiçbir gübre, sadece hayvansal gübre kullandım. Tamam çok güzel. Hiçbir başka şey yok, ilaç yok. Tamam zaten böyle yaşamak yani lazım. Hayvansal gübre. Bak bunlar yeni karıncalar yeni bulaşmış. Külün varsa biraz biraz geç kalmışsın abi ya. Şey. Bunları ben hayır görmemiştim daha. İlk defa şimdi gördüm yani. Aynen. Tamam. Ayhan abi çok teşekkür ederim. Senin fazla vaktini almayalım. Rica sen pek insan sevmezsin. Yok ben takılıyorum. Çalışmaya devam. Tamam abicim. Devam. Teşekkürler. Arada gelirim. Vallahi... Bak fotoğraf bu işte. Beraber yaşayacaksınız. Aynen. İki tane. Afilimiz de var. Afilimiz de var. Ama bir şey tavsiye ederim. Yani gerçekten sabah 5'te kalkıyoruz biz burada. Ben 5'te kalkıyorum ve 5'te sabahta burada gün doğmadan bir kahvemi içiyorum. Ve kahvemi içtikten sonra işe başlıyorum ve saat 10-11'e kadar çalışıyorum. 11'de kahvaltımı yapıyorum. Yani genelde bizim burada akşam 8'de zor eve girebiliriz. Yani bunların hepsini böyle keyif alarak yapıyorsun tabii değil mi? Ben keyif alarak zaten keyif yapıyorum. Yani her şeyi kendimize yapıyoruz. Tamam. Çünkü kahve molamı yaparım, çay molamı yaparım, yemeğimi yerim. Kendin de yapıyorsun yemeklerini. Kendim yapıyorum her şeyi. Yani kendi yaptığın yemeklerini kendin yer misin? Böyle eşlere soracak sonra ama. Benim yemeklerimi yemeyecek daha kimse yoktur. Mesela kendi yemek yaptın ya ben bunu beğenmedim ya falan deme şansın yok. ya onları şey hayvanlarla paylaşıyorum. Evet. Ayhan abi bize değişik bir şey çıktı abi o da. Evet. Farklı bir renk kattı videoya ama bir de şey bu farklı kafa ya. Kesinlikle. Acayip ya. Sevgili büyüklerim, yaşıtlarım bu hayatları da görmüş oluyorsunuz. Nasıl oluyor? Demin Ayhan abi diyor ki oklu kürpü gördüm diyor. Ondan sonra geçen çekirgeyle beraber yatmışım diyor falan. Ya burada pörtü böcek arkadaş oluyor artık. Arkadaş oluyorsun. Olacak. Bunun ismi Apil'miş. Apil ne demek abi? Babamın köpeğinin ismidir. Yeni hayat arayışı gelişim sürecinde de bu hikayelerin faydalı olduğunu düşünüyorum. Şu an rüzgar dur daha. Demin acayip rüzgar vardı. Evet. Acaba burada kışın ne yaşayacaksın? Okan abi. Bilmiyorum. Kışın nasıl geçecek? Bilmiyorum. Baksana bulutlara. Evet. Bak. Bu cırcır böceklerinden de hoşlanmayanlar falan da var. Yazıyorlar bazen bana. Ya orada nasıl yaşıyorsunuz cırcır böcekleri falan diye. Baksana. Müzik. Müzik. Ya işte her şeyi görmüş oluyorsunuz. Doğanın içinde yaşamak, yaşamamak, yaşayamamak, yaşayamayanları görüp yaşayanları görmek. Farklı hayatlar değil mi? Böyle değişik, enteresan. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
Ya Murat, aslında biraz da şartlardan burası. Yani ya geri dönecektim ya burasıydı. Seçim yapmam lazımdı. Geri dönmek, daha yeni gelmişim. Dediğim gibi hesabım tutmadı. Yani bütçem yetmedi. Bir yer almaya yetmedi. Tamam, burası vardı. Evliyattan da vardı. Ha, burası 5-6 senedir bizdeydi. Ama gördün yani, her şeyden uzak. Her şeyden uzak. Hiçbir şey yok. Ama dediğim gibi yani ya dönecektim ya burası. Hep beraber göreceğiz abi, aynen, neler olacağını, aynen, ne olacağını. Ha, biraz tabii benim çılgınlığım galiba var. Onu da göze aldım artık. Yani dönmektense burayı bir test edeyim diyorum. Abi, hani biraz şey bir test olacak, söyle adını. Zor bir test. Zor ve ne derler ona, maliyetli bir test olacak ama. İnsanlar tercihlerini yaşıyor abi. Yani. İnsanlar da insanların tercihlerine saygı duymaları lazım. Hep beraber göreceğiz bakalım. Hocam, ne yaşayacaksın, aynen, ne olacak, ne beraber. Ben biraz ekstrem dış oldum yani. Hı-hı. Senin programların şeyinde biraz ekstrem uçta kalacağım ya gibi o... geliyor bana. Yani pek beni hayatlar hayatlar. Ben hayatlara, tabii, çok saygılıyım. O hayatların içindeki farklı kafalardan çıkan farklı hayat yorumlamaları falan. Bunlar, seninki de bir değişik, ilginç. Yani. Abi yolun açık olsun. Sağ ol. Umarım istediğin hayatı yaşarsın. İnşallah Allah utandırmaz. Amin. Diyecek bir şey yok.